Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün yanımızda çok özel bir konuğumuz var. Hem yazar hem yönetmen. Aslında hem meslektaşız, buradaki arkadaşlarla meslektaşsın, hem de yazarsın. Ben seni daha önceki kitabından da biliyorum, tanıyorum. Gösterdik de biraz önce. Tanıtalım seni önce, sonra bir sürü bahsedeceğimiz şeyler var. Tanıyabilir miyiz seni? Merhaba. Hoş geldin. Günaydınlar. Adım Meta Akkuş, yönetmenim. Aynı zamanda yazarım. Çocukluktan beri yazmaya başladım. Yani 8 yaşında yazıyormuşum. Masanın altına kendimi kapatıyormuşum. Hikayeler anlatıyormuşum yani, ailemin söylediğine göre. O zamanlar yazmaya başladım. Bana soranlara da bir gün kitap çıkaracağım ben diye havalara giriyormuşum. Çocukluktan beri yazmalardan dolayı mı acaba yönetmenliği seçtin? Yönetmenlik 14 yaşında karar verdim. 11 yaşından 18 yaşına kadar oyunculuk yaptım, hı hı, Paris'te. 14 yaşında ben yönetmen olmak istiyorum. Hani oyunculuktan ziyade görsel bir dünya yaratmak, insanlara bunu sunmak, bir hikaye, bir mesaj vermek çok hoşuma gitti. O yüzden yönetmenlik yapmaya karar verdim. Sayın seyirciler, Meta'nın aslında böyle sakin konuşmasına bakmayın. Türkiye'yi yurt dışında temsil eden nadir kadın yönetmenlerden bir tanesi kendisi. Ama çok mütevazi davranıyor. Yurt dışında çok uzun süre kaldın. Eğitimini orada aldın. Orada birçok ünlü markanın reklam filmlerinin yönetmenliğini yaptın. Onlardan bahsedelim mi? Evet, işte 14 yaşında karar verdim yönetmen olacağım diye. Ve bunu nasıl becereceğimi bilmiyordum tabii ki. Oyunculuğa devam ettim. Her sene bir tiyatro oyunu sergiliyorduk, işte tanıtıyorduk, sahneliyorduk Paris'te. 17 yaşında bir senaryo yazmaya karar verdim. Aslında üzerine çalışıyordum bayağı lise 2'den beri. Lise 3 döneminde bitirmeye başladım hikayeyi. Le temps n'existe pas, yani zaman diye bir şey yok adında bir senaryoydu. Bu senaryoyu hocama gösterdim. Hocam çok güzel olmuş, çöpe atabilirsin dedi. Bu benim moralimi çok bozdu. Nasıl ya, o kadar emek verdim. Bir seneden beri yazıyorum. Hani ben bunu sahnelemek istiyorum. Çok zor dedi, Paris'te bir tiyatro oyunu sahnelemek. Bu bana tabii ki daha çok güç verdi. Ben olsaydım hemen moralim bozulurdu herhalde. Bütün enerjim düşerdi. Ben de olur mu canım, yani ben hocamdan bunu beklemiyordum ki, bizi her zaman destekliyordu. Genelde işte güzel şeyler yapın, yaratın, insanlara bir şeyler verin, katkıda bulunun, bütünün hayrına bir şeyler yapın diye. Ve şimdi bana çöpe at diyor. Bir de çöp denegesini de göstermişti yani. Aman tanrım. En hızlıca atabilirsin. Ben de, bu bana tabii ki güç verdi ve bir yarışma buldum. Belediyenin organize ettiği yarışmaya gönderdim. Yarışmayı kazandım Paris'te ve bu yarışmanın sonucunda bana sahne verdiler. Tiyatro de Mercure'de ilk tiyatro oyunumu sahneledim. Yani ilk yazdığın oyun, ilk sahnelediğin oyun ve Paris'te bunu yarışmaya katılıp ve sergiledin. Çok ciddi bir başarı aslında bu. O zaman benim için ufaktı. Yani öyle görmedim bile. Yani bunun sadece bir başlangıçtı, çünkü yapmak istediğim o kadar çok şey vardı ki. Mesela insanlar okuldan çıkınca ortaokul, lise zamanımda dizi seyretmeye giderlerdi. Ben ise reklam filmleri seyrederdim. O kadar çok ilgimi çekerdi ki dünyası, ışıklar, renkler, kurgu, hareket, renkler, anlatım dili, o hisler, inanılmaz güzel hisler. Bir de Fransızlar gerçekten çok iyiler reklamda. Bunları seyrederdim, saatlerce reklam izlerdim. Çok uzun süre orada kaldın. Çok büyük markaların da reklam yönetmenliğini yaptın. Nasıl başladı peki o markalarla çalışmaya başlaman? İşte tiyatro oyunundan sonra ilk kısa metrajlı filmimi yaptım. La Solitude diye, yalnızlık. Onu hiç beğenmedim. Yani bilmeyerek yaptım. 18 yaşındaydım ama yapmak isteğimle yaptım. Bunun üzerine okula gitmeye karar verdim. Bunun eğitimini alayım dedim. Londra'ya gittim. Londra'da 3 sene boyunca setlerde çalıştım. 1,5 sene ise kurguda çalıştım. 4,5 sene üniversite zamanım bu şekilde geçti. Hem setlerde çalışarak hem de üniversitede eğitim görerek, tarihini, sinema tarihini. İkinci kısa metrajlı filmimi yaptım. O da Cannes'a gitti. Cannes'da da televizyon kanallarına satıldı. Televizyon kanallarında Fransa'da yapımcıların ilgisini çekti ve bana
reklam filmleri teklifleri geldi. Harika. Orada reklam filmleri büyük markalarla çalıştım. Peki Türkiye'ye dönüşün nasıl oldu? Neden döndün? Yani ya o kadar güzel işler yaparken orada, o kadar tanınırken, büyük başarılar sağlamışken. Şimdi aile faktörü var. Benim annem babam yurt dışına çıkmadı. Beni gönderdiler. Paris'e gönderdiler. 10-11 yaşından beri onlardan uzaktım. Hani bu kadar eğitim sağladılar bana. Çok muhteşem bir hayat sağladılar. Bunu onlara göstermem lazım. Yani güzel bir yatırım yaptınız. Güzel bir insan yarattınız, teşekkür ederim demek istiyordum aslında. Ve sürekli aklımdalardı. Hani görseler ne kadar güzel olur. Çok büyük bir haz alırlar. Emeklerinin sonucunu görsünler istedin, evet, değil mi? O yüzden sürekli bir arka planda vardı. Hani bir de Türkiye'ye bir katkım olsun. Hı-hı. Güzel işler yapayım burada. İnsanların farkındalığını, rahatlamalarını sağlayayım şu güzel düşüncelerle. Zaten o yüzden kitaplar başladı. Kitap yazmaya başladım. Böyle bu istekler yoğun olmaya başlayınca geri geldim. Burada çok, da bir şeyler yapmak istedim. Çok küçük yaşta güzel şeyler yapmaya başlamışsın. Sonra Türkiye'ye geldiğinde işte orada reklam filmleri çektin, yönetmenlik yaptın. Türkiye'ye geldin. Peki Türkiye'ye geldiğindeki mesleki olarak orayla burayı kıyasladın mı? Ne farklar vardı? Çok büyük. O zamanlar zaten inanılmaz bir şok yaşadım. Çünkü herkes çok disiplinli çalışır Avrupa'da. Herkes kendi işinin ehlidir ve çok iyi yaparlar. Burada da öyle tabii ki, çok işinin ehli olan insanlar var. Ancak ilk geldiğimde zaman kavramının, hani saat kavramının olmadığını fark ettim burada. Bir saat söylüyorsunuz ama 3 saat sonra da olabiliyor. Bu beni bayağı bir şoka uğratmıştı. Peki mesleki olarak farklar var mıydı? Mesleki olarak farklar, yaratıcılık tabii ki çok çok önemli. Biz paranın kaynağının nereden olabileceği endişesindeyiz halk olarak. Bir hayatımızı daim etmemiz lazım. Evet. Oradakilerin düşünce yapısında ise biz işimizi yapalım zaten gelecektir bize. Evet. Böyle olduğu zaman da yaratıcılık oluyor. Maalesef dediğim gibi burada önce parayı düşünüyor herkes. Hayatını idame ettirebilmesi için parayı düşünerek ikinci planda kalıyor yaratıcılık vesaire, diğer yaptığı şeyler, ama maalesef bu şekilde. Bunun haricinde tabii ki buradakiler de çok çok profesyonel. Güzel işler çıkıyor. Bu tarzda düşünen insanlar da var ama çoğumuz işte korkularımızdan, endişelerimizden dolayı onları bir şekilde tatmin etmemiz gerekiyor, bu hisleri. Peki buraya geldiğinde ilk yaptığın iş ne oldu? Kıraç'ın Senden Başka klibini yaptım. Bayağı güzel bir projeydi. TMC yardım ettiler. Projeyi kabul ettiler. Senaryosunu yazdım. Hoşlarına gitti. İlk klibim Senden Başka klibiydi. İlk projem. İzliyoruz zaten şimdi. Klip yönetmenliğiyle başladın Türkiye'de. Daha sonra hangi işler geldi? Daha sonra reklam filmleri geldi. İşte markaların adlarını söyleyemiyoruz. Bayağı bir iş yaptım reklam dünyasında. Bir sene boyunca sürekli ayda iki kere iki proje gerçekleştirdim. İki reklam filmi gerçekleştirdim. Bayağı bir iş yaptım burada. Ondan sonra çok yoruldum. Yani tempo inanılmaz ağırdı. Çok uzun saatler çalışıyorduk setlerde. Bu beni yordu ve yolculuk yapmaya karar verdim. Tekrar yurt dışına çıktım. Yurt dışına tekrar döndü. Sonra kitaplar geldi. Gerçi kitaplar o arada geldi. Belki başka bir şeyler olmuştur bilmiyorum ama ilk kitabını da ben biliyorum. Senin şiir, düz yazı, kara kalem, çizimlerden oluşan bir aşk kitabıydı. Aşktan ötürüydü. Çok da keyifle okuduk kitabı. Şimdi ikinci kitap Abrakadabra. Neler var burada? Bu biraz daha kişisel gelişimle alakalı değil mi? Bunu okumadığım için şimdi soracağım her şeyi sana. Abrakadabra demek ben cümlelerimle yaratıyorum demek. Konuşarak yaratıyorum. Aslında bu konuşmak bizim anladığımız konuşmak değil. Biz hislerimizle yaratıyoruz. Kişisel gelişim kitaplarında genelde iyi düşün, iyi söyle, iyi yap, çok güzel düşünmen gerekiyor. O zaman hayatını yaratabilirsin. Herkesin kafası karışmaya başladı. Neden
düşünüyorum, iyi düşünüyorum da olmuyor. Ama işteki his... Evet, biz bu ara çok iyi düşünüyoruz ama olmuyor. Kendi hayatımızla ilgili nasıl yapacağız bunu? İşte hislerimizi önce bir yoklamamız lazım. Hislerimizle yaratıyoruz. Gerçekten biz. Hislerimizle konuşuyoruz. Kainatın bir dili var. Her şeyin bir dili var. Kediler, köpekler ya da hayvanlar bunu çok iyi beceriyorlar. Hisleriyle komünikasyon, telepati kuruyorlar bizimle. Aslına bakarsan biz onları duyuyoruz, onlar da bizleri duyuyor. Bunu hislerle yapıyorlar ama. Niyetleri eylemlere dökülüyor. Yani hareketlerine. Mesela bir kedinin buradan oraya gitmek istediğini biliyoruz. Çünkü eylemi öyle. Niyetini eylemiyle gösteriyor zaten. Biz ise düşünüyoruz, eylem göstermiyoruz, hareket göstermiyoruz. Ya da hissimiz yetersiz kalıyor. Eylemi tetikleyecek kadar. Hisler yaratıyor aslında. Hislerimiz de yaratıyoruz aslında biz hayatımızı. Aslında dediğin gibi hayvanlar öyle çünkü çok saf oldukları için öyle. Ama insanlar o kadar çok şeyi düşünüyor ki hisleri eyleme dökemiyorlar bile. İşte öncesinde Abrakadabra da bunu anlatıyor. Benim kendi bu karmaşalık zihin terbiyesi zaten üzerinde yazıyor. Bir tevekkül ve farkındalık yolculuğu. Zihin terbiyesi şöyle. Zihnimiz o kadar çok fazla hikaye üretiyor ki gün içerisinde. Geçmişten, gelecekten, oradan, buradan, o bunu dedi, şu bunu dedi, böyle yaparsam şöyle. Hesap makinesi gibi sürekli çalışıyor. Sürekli çalışıyor, karma karışık. İnanılmaz. Bunun işte her düşünceyi fark ettiğimizde bu farkındalığı da meditasyonlarla yarattım. Kimileri namaz kılıyor, kimileri ibadet şekilleri kendilerini bulup bu meditasyon, bu sessizliği yaratabiliyor. Ben ise tamamıyla sessizlikte kalıp düşünceleri bir trafik sanki bir sokakta oturuyormuşum gibi düşüncelerin kaldırımdan bir caddeden bir caddeye geçişini seyretmeye başladım. Kafamın ürettiği düşünceleri. Yani şimdi düşündüğüm zaman evet hani aslında düşüncelerimizi dinlememiz gerekiyor, anlamamız, görmemiz gerekiyor ama o kadar yoğunuz ki aslında niçin bu kadar yoğunuz onu da bilmiyorum. Ama sabah bir trafik yoğunluğu, işe gideceğim yoğunluğu, işte akşam geri dönüş şu bu, eve gidecek yemek şu bu falan. İnsanlar aslında boş şeylerle o kadar kafasını dolduruyor ki hiç kendi hislerini, duygularını düşünmüyor, bakmıyor bile. En önemli olan da onlar zaten. O yoğunluğun içerisinde, gün içerisinde belki binlerce his sunuyoruz. Karma karışık hisler. Bazen mutlu oluyoruz, bazen hüzünlü oluyoruz, bazen bir şarkı geliyor aklımıza, o şarkının frekansını sunuyoruz. Bu karma karışıklık içerisinde siparişimiz, yapmak istediğimiz, yaşamak istediğimiz şeyler bize sunulmuyor. Nasıl yapacağız? Peki mesela kitapta şey diyor, bu temizlik zamanlardan arınma temizliği. Yani temizlik mi yapmamız gerekiyor aslında? Evet, evimizi temizliyoruz, duşumuzu alıyoruz, kıyafetlerimizi temizliyoruz, yaşadığımız mekanları temizliyoruz. Bir de zihnimizi temizlememiz lazım. Ben bir çamaşır suyu arıyordum, bütün lekeleri çıkarsın diye, yani düşünceleri çıkarsın diye ama olmadı. Bunu oturarak yapmaya karar verdim, su orucuna girdim. Yani 20 gün boyunca sadece su içtim. Su içerek tamamıyla arındırarak vücudu ve nötralize ederek yani durdurarak vücudun hareketini düşüncelerimi daha belirgin bir şekilde durmaya başladım. O düşüncelerin ardındaki hisleri de görmeye başladım bu süreç içerisinde. Çünkü açlık başıma vurmuşlar. Vücudu kıpırdatamıyorum. Kalktığımda başım dönüyor. Düşünceler inanılmaz derecede yoğun. Artık slow motion'da, ağır çekimde gelmeye başladılar. Bu ağır çekim içerisinde hisleri görmeye başladım. Yani İlk defa. Aslında hani herkesin tabii ki farklı şekilde olabilir ama bu bir terapi ve meditasyon. Evet. Bunu yapıp zihnimizi temizlememiz gerekiyor değil mi? Daha sağlam, daha becerikli, başarılı olabilmek için ama bunları atlıyoruz. Yani hayat içinde çok fazla yapamadığımız şeyler. Aslında 5 dakika bile verilebilir gün içerisinde. Yani mesela bir yerden bir yere gitmeye bekliyorsunuz otobüs durağında, internete girmekten ziyade. Kulak tıpaları takıyorum genelde. Kulak tıpalarını takıp içselleştirip gerçekten içteki güzel his yaratmak. Yani biz kendimiz seçiyoruz, gücümüz var. Hislerimizi seçebiliyoruz, düşüncelerimizi de seçebiliyoruz.
Zaten Kur'an'da da yazıyor, İncil'de de yazıyor, bütün din kitaplarında bu söyleniyor. Sen buraya hükmetmeye geldin diyor. Ama hangi gücün var ki? Hangi güçle yapacaksın bunu? İşte o içimizdeki gücü çıkartamadığımız için her şey bize hükmediyor ama biz aynen, duygularımıza ve kendimize hükmedemiyoruz. Aynen. Bu da işte hislerimizin ve düşüncelerimizin farkına vararak ve onları bilinçli bir şekilde seçerek yapıyoruz. Bizim gücümüz seçim gücümüz. Hislerimiz, düşüncelerimiz ve kelimelerimiz. Yani neden yapamıyoruz peki biz bunu? Zaman vermiyoruz kendimize. Kendimize zaman inanmıyoruz bir de. Evet, yani rejiden arkadaşlar da söyledi biraz önce. Ne istiyoruz? İşte iyi olmak istiyoruz, iyi hissetmek istiyoruz. Hep bunu söylüyoruz. Ama bu sadece sözde kalıyor. Bunun için hiçbir eyleme geçmiyoruz. Kendimize 5 dakika gün içerisinde zaman versek, o 5 dakikalar bir süre sonra 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika olacak ve zihnimiz susacak. Hikaye anlatmaktan sıkılmış bir şekilde ya da hikayemizle kendi özümüz arasında bir mesafe oluşacak. O mesafeyi yarattığımızda hikayelerimizi, kendimize anlattığımız hikayeleri seçiyor olacağız. Böylelikle bu gapta, bu mesafede, arada içimize huzur gelecek. Kendi özümüzü duyabileceğiz. Yani gerçekten niçin buraya gelmişiz, ne yapmaya gelmişiz farkına varacağız. Bunu yapmadığımız sürece zaten o karmaşalığın içerisinde kaybolan kişiler arasında olacağız. Evet, bunu yapmamız gerekiyor ama dediğim gibi... Uyumadan önce de çok önemli mesela. Uyumadan önce güzel hissetmek, yani efor sarf edip ben bu düşünceyi düşünmeyeceğim, bugün güzel hissedeceğim ya da çok güzel bir uyku çekeceğim ya da bir kedi köpeğin ya da hayvanı, annenizi babanızı seviyorsanız sevdiğiniz birisini düşünerek ona olan aşkınızı hissetmeniz, o hislerle uyumanız bile inanılmaz büyük bir tedavi. Bu bir süre sonra çok rahatlatıcı faktör oluyor ve dürtüleri artık ilhamı fark etmeye başlıyorsunuz. Yani Allah'tan gelen dürtüleri. Ben son dönemde şey yapıyorum, sokakta bir tane kediyle tanıştık bizim bahçede çok uzun süredir devam eden bizim bahçedeki gezintilerine. Son birkaç gündür onu akşamları eve alıyorum. Çok enteresan, hani o da benimle konuşuyormuş gibi akşam alıyorum eve, bir şey istiyor musun diyorum, tepkilerimi anlıyor, ne söylediğimi anlıyor. Çok rahat uyumaya başladım. Onunla konuşarak uyuyoruz akşamları. Muhteşem. İşte onlar biliyorlar zaten, sevdiği yerlere geliyorlar. Evet. Güzel enerjiye geliyor. Aslında enerjin çok güzel. Herkesin enerjisi muhteşem. Çünkü özümüz iyilik. Sadece düşünceler kafamızı karıştırıyor. Değiştiriyor bizi değil mi? Kafamızı karıştırıyor. Neler var kitapta? Kitaptan bahsedelim biraz. Kitap abrakadabra, dediğim gibi hislerimizle yaratıyoruz. Bir sürü kişisel kitap, gelişim kitabı okudum. Aynı zamanda en önemli kişisel kitabı olarak görmüş olduğum şey İncil ve Kur'an. Kur'an'da da iyi ol, iyi düşün, iyi yapı öğretiyor aslında. Temel Zarathustra dininin, ilk dininin temel yapısıdır bu. İyi düşün, iyi söyle, iyi yap. Aklını sen nasıl kullanıyorsun diyor binlerce kere Kur'an'da. Her sayfada belki 3 defa soruyor. Aklını nasıl kullanıyorsun? Bu soruyu birkaç kere okuduktan sonra fark ettim Kur'an'ı. Ben aklımı nasıl kullanıyorum sorusu inanılmaz derecede etkiledi beni. Biz soruyor muyuz acaba kendimize aklımı nasıl kullanıyorum diye? Adem'i onun için yarattı, aklı için yarattı. Bütün melekler secde ediyor aklı için. Ve biz o aklı kullanmıyoruz. Bu akıl nedir diye düşündüm önce. Bu aklı ben nasıl kullanıyorum, ne yapıyor, işlevi nedir? Akıl sürekli düşünce üretiyor, his üretiyor, hikaye üretiyor. Üretken bir makina. İnanılmaz derecede ve durmuyor. Ve durmaması bizi yoruyor zaten. Kendi zihnimi terbiye etme yolumu, yöntemimi anlattım, yolculuğumu anlattım. Çünkü zihnimiz de bir hayvan gibi, at gibi, sovaj, yani tamamıyla eğitimsiz, istediği yere gitme özgürlüğü hisseden, hiçbir hüküm darlığı olmayan, yani hükmeden kimse olmayan, yani bir ata binersiniz, atı yönlendirirsiniz. Zihin ise kesinlikle çılgın bir at gibi oradan oraya, buradan buraya atlayan bir şey gördüm kendimde. Ve bunu durdurmak istedim. Yönlendirmek istedim. Çünkü gücümüz bu zaten. Yaratma gücümüz bu. Böyle bir yolculuk, kendi zihin terbiyemi
farkındalık yolculuğumu anlatan bir kitap. Daha önceki kitapta şiir, düz yazılar, kara kalem çalışmalar vardı. Hep böyle duyguyla ilgili işler yapmak istiyorsun anladığım kadarıyla yazarken. Evet, çünkü duygularımızın farkına vardığımızda istediğimiz hayatı yaratıyoruz. Hislerimizle yaratıyoruz istediğimiz hayatı ve buna hakkımız var. Yani biz buraya kendi isteklerimizi, kendi hayatımızı yaratmaya geldik. Bütünün hayrına olanları tabii ki. Çünkü herkes birbirinin hayrına iş yapıyor aslında. Benim burada olmam bambaşka birisine ilham verecektir muhtemelen. O kişi bambaşka bir şey yapacaktır. Yani ben burada kendim için olduğumu zannediyorum. İşte o zanneden zihni susturup gerçekten özden yaşamayı sunuyorum insanlara. Yani ben bunu yaptım. Belki size ilham verebilir. Bu kitabı okuduğunuzda siz kendi yönteminizi bulup evet, siz herkes de... kendi yöntemini zaten bulacaktır. Mutlaka evet. Yönler, yönlendirmeler vardır ama herkes tabii ki kendi yöntemini evet. buluyor. Bu kitapta da insanlar onu bulacak öyle mi? Evet. Yani okuyanlar elimden bırakmak istemiyorum. Bitsin istemiyorum. Ben tekrar de şimdi okuyacağım. Bu bayram tatilinde mutlaka okuyacağım. Hepimizin ihtiyacı var. Yönetmenimiz de okuyacak. Ona da vereceğiz bir tane. O da okuyacak. Kitapta cesaretliğim var, ben mükemmelim var. Bunları kendimize söylememiz mi gerekiyor? Söylemek olmuyor. Binlerce kere aynanın karşısında ben mükemmelim, ben muhteşemim, ben harikayım, ben yetenekliyim diyebilirsiniz. Ve şu noktalar var, o noktaları canlandırabilirsiniz. 21 gün boyunca bunu yapabilirsiniz diyorlar. Ve bu değişim sağlayabilir. Ancak öyle olmuyor. Hissinizde inanılmaz derecede kırıldıysanız, çocukluğunuzda bir anda üzüldüyseniz ve siz o andasınız, gidip orayı temizlemeniz gerekiyor, oradaki hissi değiştirmeniz gerekiyor. Ancak o zaman ben mükemmelim. Ben mükemmelim ne demek? Mükemmel bir kainat, mükemmel bir yaradan bizi yaratmış, ancak mükemmel yaratabilir. Bunun farkına vardığımızda onu hissetmeye başlıyoruz. O hissi gerçekten içselleştirdiğimizde o zaman mükemmel olduğumuzu zaten sergilemeye can atıyoruz. Çiçekler gibi, kediler gibi. Mesela kediler, ilk kedilerden konuştuk. Onlar mükemmel olduklarını biliyorlar. Evet. Sere serpe. Hiç taviz de vermiyorlar rahatlarından, keyiflerinden. Hiç yani onların istediği oluyor her zaman. Evet. Dünya onların etrafında dönüyor. Ya düşünmüyorlar. Ben şöyle uzanırsam nasıl düşünürler benim hakkımda? Acaba kötü şeyler beslerler mi, beni kovarlar mı? Hiç oralı değiller. Kediler kadar bile davranmıyoruz aslında. İşte mükemmelliğimizi kabul etse kediler ve çiçekler, hayvanlar mükemmelliklerini kabul etmiş varlıklar. Ve sere serpe bunu sergiliyorlar. Ben mükemmelim diyorlar. Hiçbir ve bundan gurur duyuyorlar. Ne olmuyor? Evet, aynen, gurur da duyuyorlar bununla i̇şte zaten. İşte biz gurur hissini demek ki çalışmamız lazım mükemmel hissinden ziyade. Ben mükemmelim dediğimizde, kendimizden o mükemmellikten gurur duymadığımızda oradaki his güçlü, daha güçlü oluyor cümlemizden. Ve o hisse desek ayak... de o his zaten tutuyor onu değil mi? Evet, o hissi duyuyor bütün kainat. Egoyla da karıştırmayalım ama bunu. Hayır, egoyla alakası yok. Şimdi bunu söyleyince de yani çok kendini mükemmel zannedip böyle hani çok egolu insanlar var. Onunla karışmaması gerekiyor değil mi? Zaten ben histen söz ediyorum, özden hissediyorum. O yaradan güçten hissediyorum. O yaradan güç mükemmel diyorum zaten. Ancak yaptığı her şey mükemmel olur. Bunu içselleştirdiğimizde, fark ettiğimizde zaten o hissimiz gurur duymaya, aşka dönüşüyor. Aşk da yaradana, bu kadar mükemmelliğin olmasına ve bu kadar mükemmellik arasında sen de bir ufak mükemmel parça olduğunu, hiç olduğunu aslında fark ettiğinde o mütevazilikle hayranlık duymaya başlıyorsun güzelliklere. O hayranlık sana mükemmelliğin bir parçası olduğun için huzur vermeye başlıyor. Bunun ego ile hiçbir alakası yok. Keşke ego zaten zihin ve zanlardır. Keşke bu temizliği yapabilsek de gerçekten yani biz de hani buna ulaşabilsek diyeceğim artık yani. Aslında ama en önemli zor şey gibi gözüküyor. Ya zor da niye değil yapamıyoruz aslında acaba? Bakarsanız bir karar almak gerekiyor. Ben gerçekten özüme gitmek istiyorum. Şöyle bir karar anı başladı bende. Belki anlatayım, ilham verebilir.
çok çalışıyorum, muhteşem işler yapıyorum. Bütün dünyada çok çok güzel işler yapmışım. Her şeyim var. Dışarıdan bakıldığında inanılmaz derecede başarılı, her şeye sahip, kıskanılacak bir tip manzara görünüyor. Hı-hı. Evet. Ama gel gör ki içte inanılmaz mutsuzum. Ha, fıstık gibi güzel bir evim var. Manzarası muhteşem. İnsanlar yıllarca çalışıyorlar öyle bir şey elde etmek için. Ve ben buradayım ve mutsuzum, yalnızım. Çünkü tatmin değildim. Neden tatmin değilim diye sordum. Yani yetenekliyim, başarılıyım, bir mesleğim var. Güzel bir gelirim var. Yani genel herkesin ihtiyacı, herkesin evet isteyeceği şeylere sahipsin. Evet, ama mutlu değildim. Değildim. Ve bunun kaynağını sormaya başladım. Bir sabah uyandım denize bakarak. Ben yönetmenim, yazarım, Mete Akkuş'um, bütün bunlar kimlik, annemin kızıyım, yeğenimin teyzesi ya da halasıyım, birisinin sevgilisiyim ya da eşiyim. Bütün bunlar sıfatlar, isimler, zanlar. Bunların hiçbirini istemiyorum dedim. Sen Kur'an'da senin beni buraya hükmetmeye, yani bizleri, insanı hükmetmeye, istediği hayatı yaratmaya getirdiğini söylüyorsun. Ben bu sıfatı istiyorum, bu title'ı istiyorum dedim, bunu istiyorum dedim. Bütün hepsini benden al dedim. Ben ne yazar olayım, ne yönetmen olayım, ne çalışayım kira ödemek için. Hepsini al benden dedim. Vereceksen bana gerçekten buraya neden geldiğim kaynağı özü ver dedim. Ve bu şekilde ilk yolculuğum başladı. Allah'la konuşmam, duamdan, niyetimden. Sonra peygamberlerin hayatına baktığımız zaman onlar su içmişler, işte çöle gitmişler, dağda kalmışlar. Mağara dağı falan bu saatte yapılmayacak şeyler. Kendimi eve kapatıp su içmeye başladım, sadece su. Kendimi arındırmak için, bu arındırma yolculuğunda da düşüncelerimin inanılmaz bir trafik sağladığını, beynimi meşgul ettiğimi, muhteşem hikayeler ürettiğini, zanlarla yaşadığımı fark ettim. Bu zanlar bizim putlarımız. Putları yıkmaya başladım. Yani ben bir kadınımdan ziyade ben bir varlığım ve bir yaradan var, muhteşem bir şekilde beni yarattıya gelmeye başladım yavaş yavaş. Yani suretten çıktım tamamıyla, suretlerden. Bazen düşüyoruz tabii ki. Karmaşalığın insanların arasına girip konuştuğumuzda, iş yaptığımızda onu bir birey olarak algılamaya başlıyoruz ve söyledikleri bize dokunabiliyor. Üzülüyoruz. Evet. Farklı farklı hisler tetikliyor başkalarının bize sunduğu o anki tecrübede ya da paylaşımda. Çok etkileniyoruz, üzülüyoruz. Çok etkiliyoruz. Evet. Şimdi bu etkilenmelerimizin farkına varıyoruz hiç olmazsa. Abrakadabra'da bu farkındalığın mevcut olmasını, daim olmasını sağlamamızı anlatıyor. Daim olduğunda, fark ettiğimizde o tepkiyi bir daha yapmıyoruz mesela. Fark ediyoruz çünkü. Daha bilinçli oluyoruz, daha dikkat ediyoruz değil mi? Fark tabii, ediyoruz. Tabii. Sürekli içten dışa yaşıyoruz. Dıştan içe değil. Yani dış faktörler bizi daha az etkilemeye başlıyor. Mutlaka ben bu kitabı okuyacağım ve aynı şekilde düşüncelere başlayacağım. Filmden de bahsedeceğiz. Az vaktimiz olduğu için hemen hızlıca bahsetmek istiyorum. Yazarlık da devam ediyor, yönetmenlik de devam ediyor. Peki hangisi senin için daha değerli? Aslında belki de doğru bir soru değil. İkisini de yapmaya devam ettiğin için, ama hangisini daha çok seviyorsun? Aynı zamanda resim de yapıyorum biliyorsun. Bir tane yani, daha özellik katıldı. Evet, kitabın kapağı da zaten kendi çizmiş olduğum, Paris'te hı hı. çizmiş olduğum bir resim. Ona karar verdim. Abrakadabra bisiklette giden, kafası çiçek açmış, kalbi havalarda uçan bir karakteri canlandırıyor. Aslında biz böyleyiz. Özgür bıraktığımızda kalbimiz uçuyor ve kafamızda da güzel düşündüğümüzde, hissettiğimizde de çiçekler açıyor. Hepsi, ben sanatçıyım. Hepsini. Yaratmak, üretmek önemli olan bana mutluluk veriyor. Herhalde o anki durumunda ya da o anki hislerinde hangisini yaratmak istiyorsan o çıkıyor anladığım evet, kadarıyla. Ama yönetmenlik tabii ki benim temel nasıl desem hobim. Bu hobiyi çok seviyorum, yönetmenliği, ama yönetmenlik çok insan gerektiriyor. İnanılmaz derecede ekip ve ekipman gerektirdiği için, sık sık yapamadığım için kitap
ya da resim. Onları tek başına onları. Zaten ekip ekipmansız zaten evet. Tek başına yapabilirsin. Bir Dilek Tut filmi. Bir Dilek Tut filminin adı. Bahsedebilir miyiz biraz? Evet. Kimler var? Nerede çekildi? Nasıl oldu? Mardin'de çektik. Altan Erkekli, Vildan Atasever, İhsan Berk Aydın, Arda Kalaycı, Melisa Giz, Cengiz, Güldür Güldür'deki oyuncular var. Hı hı. Ufak çocuk oyuncuları. Ceren Reis ve isimlerini bayağı güzel bir kadromuz var. Bir çocuk filmi, aile filmi. Bulutların üzerinde bir dünyada yaşıyorlar bunlar. Bisikletler var. Her tarafta kitaplar mevcut. Harika. İnternet ve internet ve teknoloji yok. Ütopya herhalde orası. Ütopya demeyelim ama mutlular yani. Çok şık giyinen insanlar. Çok güzel. Muhteşem bir dünyada yaşıyorlar. Bu dünyada yaşayan bir tane bir çocuk var. Ve çocuklar dileklerinin nasıl gerçek olduğunu merak ediyor. Harika. Bir gün okula gitmek istemiyor. Okulda problem yaşıyor arkadaşlarıyla. Ve okula gitmek istemediğini dile getiriyor ama nasıl yapacağını bilmiyor. Zorla annesi okula göndermek istiyor. Dilek tutuyor. Ne olur bugün okul olmasın diyor. Ve okul olmuyor. Dileği gerçek oluyor. O gün. Kaplumbağasının dileklerini gerçekleştirdiğini zannetmeye başlıyor. Çünkü kaplumbağayı yetiştiriyor evinde. Daha sonra temiz kalpli, iyi kalpli olduğunda aslında bakarsanız dileklerimizin gerçekleştirdiğini anlatan bir film. Harika. Bulutların üzerinde. Çok alışık olmadığımız bir film. Yani bulutların üstünde geçen teknolojinin hiç olmadığı, internetin, akıllı tabletlerin, telefonların olmadığı bir yer. Çok alışık olmadığımız bir film. Ne zaman vizyona girecek? Aralık ayında istiyorum. Nisan ayına tarih verdiler ama Aralık ayında çıkmasına temenni ediyorum. Niyet ettim buna. Çok güzel. Çok başarılısın. Çok güzel işler yapıyorsun. Türkiye'yi yurt dışında da temsil ediyorsun. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığın ben için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli beni davet ettiğiniz için. Ben de bunu hemen yani bugünden itibaren okumaya başlayacağım. Hep beraber bütün ekip arkadaşlarımız okuyacak. Bakalım biz de inşallah bu temizliği, bu sakinliğe ulaşabiliriz. Aslında bize huzur verecek tek şey o. Doktorlara gidiyoruz, tedaviler görüyoruz, psikologlara gidiyoruz. Kendimize ama gitsek... kendimizi hiç dinlemiyoruz. Başkalarını evet. Hep dinliyoruz. Dediğim gibi doktorlara gidiyoruz, psikologlara, psikiyatrlara evet. Gidiliyor ama hep başkaları dinleniyor. İnsanlar kendini dinlemeyi unuttu herhalde ya da yapmıyor. İşte vakit ayırmak gerekiyor kendine. Arkadaşlarımıza vakit ayırıyoruz, ailemize vakit ayırıyoruz. Kendimize vakit ayırdığımızda zaten o temizliğin başlangıcı oluyor. İlk adım oluyor. Çok teşekkür ederiz teşekkür programımıza ederim. Katıldığın, konuk oldun. Teşekkürler.